İlk soruyla başlayayım. Ben kimyasal silahın bir kırmızı çizgi olarak konulmasını en başından beri bir tuzak olarak görüyorum. Yani kimyasal silahla insan öldüremezsin ama skatlarla öldürebilirsin veya konvansiyel silahlarla öldürebilirsin demek. Bu aslında bir yandan bir yeşil ışık yakmak Esad'a katliamları devam etmesi için ama sakın kimyasal silah öldürme. Kimyasal silah kullanma, bununla insan öldürme. Dolayısıyla onun zaten bu tartışmaların başından beri Amerika'nın yani inşallah umarız kullanmaz kimyasal silah. Bu kadar da bu rejim akılsız olmaz. Yani bunu bir kırmızı çizgi olarak koyduğumuza göre diye ümit ettiği bir kırmızı çizgi olduğunu düşünüyorum. Ve bunun aşılmasıyla beraber Özcan'ın da demin tarif ettiği bir durum oluştu. Hiçbir şekilde olaya müdahil olmak istemeyen bir yönetim. Obama hiçbir şekilde krizin başından beri Suriye meselesine müdahil olmak istemediğini çok açık bir şekilde belirtti. Yani Esad baktığınız zaman uluslararası kamuoyuna en başından beri müdahil olması için çok ciddi imkanlar verdi. Çok ciddi fırsatlar verdi. Ancak bunların hiçbirini Amerika baktığımız zaman bu krize karışmak istemediği için, Suriye'de bir çözüm görmediği için kendi açısından bunların hiçbirine yanaşmadı. Dolayısıyla bu kimyasal silah kullanımının bir tuzak olduğunu not düşmekle beraber şunu sormak lazım. Hakikaten bu kimyasal silahlar yok edilebilecek mi? Yani bu bizim kimyasal silahları baktığımız zaman Suriye şimdi diyor ki evet ben bunları teslim edeceğim. Ki bu Suriye kimyasal silahların varlığını çok yakın bir zamana kadar kabul etmeyen de bir Suriye. Yani kimyasal silahlara sahip olduğunu bile açık açık resmi ağızdan kabul etmeyen bir Suriye'den bahsediyoruz. Yani bu da çok son derece yeni bir aslında yani 70'lerden beri Suriye'nin kimyasal silah geliştirdiği Mısır'la beraber Sovyetlerin gözetimi altında veya desteği altında biliniyor. Ancak rejimin kabul etmediği bir şey. Ve birden bu kimyasal silahları teslim etme, bunları imha etme önerisine yeşil ışık yakıyor Suriye. Peki bu gerçekleştirilebilecek bir söz mü? Bu soruyu da sormak lazım. Özellikle bu savaş hali devam ederken. Planın detaylarına girelim ama şöyle de bir yorum oldu. Bu son diplomatik manevradan sonra katılıyor musun diye sormak istiyorum Ceren. O yüzden dilendirmek istedim. Birincisi Rusya'nın böyle bir teklifi getirmesi şu anlamada gelmiyor mu? Doğu Guta'daki saldırıdan Esad rejimi sorumludur anlamı çıkar mı indirekt olarak? Bir, ikincisi Suriye şimdiye kadar hiçbir zaman bunu çok açık net bir şekilde deklar etmiş değil. Elindeki kimyasal silah stokunu. Ayrıca böyle bir teklifi gündeme getirerek aslında yine indirekt olarak bunun varlığı da doğrulanmıyor mu diye konuşuldu. Bu iki alt başlık diyelim onlarla ilgili ne düşündüğünüz? Bence bu çok güzel bir nokta. Yani bir yandan Rusya baktığımız zaman kimyasal silah kullanımı ile ilgili muhalifleri suçluyordu. Rusya'nın resmi açıklaması bu. Peki o zaman neden rejimin kimyasal silahlarını vermesi teklifine evet diyorsunuz? Yani bu zımnen aslında rejimin sadece kimyasal silahlara sahip olduğunu değil ama aynı zamanda rejimin elinin altında kimyasal silahların bulunmasının Suriye'de büyük bir tehdit olduğunu kabul etmeniz demektir. Dolayısıyla bu zımni bir onaydır baktığımız zaman ki zaten bu Birleşmiş Milletler heyetinin raporunun açıklanması da bekleniyor. Yani artık günler kaldı bu raporun açıklanmasına ve foreign policy'ye sızan bir bilgi var ve onun da zaten rejimi işaret ettiği yani rejimi gösterdiği sorumlu olarak yönünde haberler var. Dolayısıyla bundan önce böyle biraz daha önleyici hamle olarak tamam hani biz de rejimin kimyasal silahları teslim etmesini destekliyoruz. Bu projeyi destekliyoruz da geldi. Dolayısıyla bence bu bir zımni onay. Ancak dediğim gibi bu nasıl olacak? Bu gerçekleştirilebilecek bir proje mi? Bunun üzerinde de konuşmak lazım. Peki orada sen almak istedin Selçuk. Aynı anda harekete geçtik. Sinan Bey'e devam etmek istemiştim. Önce Özcan'ın teklifine, daha doğrusu Özcan'ın analizine katılıyor musunuz? Ben onu merak etmiştim. Ve şu anda gelinen durum, yani müdahalenin de rafa kalktığı anlamına mı gelir? Size onun yorumunu sormak istemiştim. Evet, gelir. Yani bu teklif eğer kabul edilecek olursa bunun Esad rejimi açısından en büyük avantajı yalnızca önümüzdeki kısa vadede değil ama belki orta vadede dahi Suriye rejiminin uluslararası bir müdahalede oranla bir yani uluslararası müdahaleden ari tutulacağını, herhangi bir uluslararası müdahaleye tabi olmayacağının garantisidir bu.
bu açıdan da çok akıllıca oynanmış bir hamledir. Hem Rusya hem Suriye bakımından. Obama'yı da siyaseten, onu da konuşuruz, siyaseten kurtaran bir hamledir. Onun için çeşitli tarafları aslında tatmin eden, Türkiye hariç ve biraz önce de duyduk zaten Suriye muhalefeti hariç, bir siyasi hamle olarak bunu görmek lazım. Şimdi planı biraz konuşacağız herhalde. Evet, ne evet. Vaat ediyor, yapılabilir mi, gerçekçi mi, olabilir mi? Fakat ondan önce ben Ceren Hanım'ın işaret ettiği bir noktaya bir yorumda bulunmak istiyorum. Çünkü bu öneriyle de ilgili olarak yapılan yorumlarda çok sık rastladığım bir analiz bu. O da şu: bu öneri Esad'a sen kimyasal silahlarla kendi halkını öldürme ama başka ne kullanacaksan kullan, başka silahlarla öldür mesajım veriyor. Veya mesajı veriyor şeklinde birçok yorum var. Ben bunlara katılmıyorum. Nedeni de şu: kırmızı çizgiden bahsettik. Kırmızı çizgiyi çizen kimyasal silahlar konusunda Obama değil aslında. Obama uluslararası toplumun daha Birinci Dünya Savaşı sonrasında çizmiş olduğu kırmızı çizgiyi tekrarladı. Şimdi aradaki fark bu. Yani kimyasal silah kullanımına yönelik uluslararası toplumun böyle bir tepki vermesiyle 100 bin insanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bir trajediye verdiği tepki arasındaki fark buradan kaynaklanıyor. Evet, kimyasal silah saldırısında belki 1320 kişi öldü. Öbür tarafta 100 bin kişi öldü. Niye 100 bin kişi ölürken uluslararası toplum müdahale etmiyor, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi harekete geçmiyor da kimyasal silah noktasında harekete geçiyor? Onun cevabı bu konuda oluşmuş olan daha 1920'lerden kalan bir uluslararası norm. Şimdi maalesef o 100 bin kişi ölürken uluslararası toplumun başvurabileceği ve üzerinde bir oydaşma sağlanmış bir uluslararası norm yok. Buna zaman içerisinde işte responsibility to protect, korunma şeklinde yaklaşıldı. Ama burada da bir uzlaşma sağlanamadı. Onun için ama kimyasal silah kullanımı üzerinde bir uzlaşma var. Onun için uluslararası toplum bu noktada daha rahat harekete geçebildi. Bu tabii ki olayın vahametini azaltan bir husus değil. Ama hukuken ve siyaseten niye kimyasal silah kullanımının karşısında uluslararası toplum daha net durabildi de 100 bin kişi ölürken müdahale etmediğinin cevabını biraz burada aramak lazım. Bunu ben parantez içerisinde... Ben de o zaman hemen bir cümleye şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Libya'da müdahale gerçekleştiği zaman da veya Kosova'da gerçekleştiği zaman da o uluslararası normlar çok tartışılıyordu ve o zaman da bir konsensustan, tam bir konsensustan bahsetmek mümkün değildi belki. Doğru. Ruanda'da da olmadı mesela. Evet, muhakkak. Evet, yani dolayısıyla bu uluslararası konsensusların aslında real politikle çok ilişkili olduğunu, zaman zaman bu uluslararası normların, değerlerin real politiği meşrulaştırmak için kullanıldığı da zannediyorum. Yani buna katılırsınız herhalde. Yani bir müdahale niyeti olunduğu zaman, bir müdahale projesi olduğu zaman buna dair uluslararası normlar şey yapılabiliyor, baktığın zaman yaratılabiliyor. Bu Irak'ta mesela yaratılmıştı ve sahte deliller üzerinden i̇şte yaratılmıştı. Orada bir uluslararası norm yaratılmadı Irak'ta. Yani bugünkü Amerikan toplumunun Suriye'ye verdiği tepki de aslında Irak'ta o uluslararası normun yaratılamamış olmasından dolayı verilen yani tepki. Bu uluslararası, yani bizim bu değerler dediğimiz şey birçok zaman real politiğe bazen bizim onayladığımız şekilde, bazen onaylamadığımız şekilde bir kılıf olarak kullanılan şeyler. Dolayısıyla Suriye'de eğer ki uluslararası toplum müdahil olmak isteseydi bunun için çok olabilirdi, son derece gerekçesi vardı. Olabilirdi. Değil mi? Yani ama aradaki için fark şu: silah kullanımını bekleme durumunda değillerdi. Libya'da beklemediler. Aradaki mesela fark şu: Suriye'de Suriye'ye müdahale yapabilmek için bu normu, hangi değere başvuracaksanız başvurun, bu oydaşmayı uluslararası toplumun yaratması gerekiyordu. Geçmişe dönüp baktığımızda bazı alanlarda yarattı, Libya'da yarattı mesela, Ruanda'da yaratamadı. Ruanda'da 1 milyona yakın kişi ölürken uluslararası toplum müdahale edemedi. Demek ki etmedi. Edemedi veya etmedi. Yani aynı oldu. Sonuçta 1 milyon kişi orada hayatını kaybetti. Ama kimyasal silah meselesi öyle değil. Kimyasal silah meselesinde yaratılmış bir norm var.
1920'lerden kalan bir yasak var. Halepçe'de vardı. Halepçe'de de kimyasal silah kullanıldı ve uluslararası toplum müdahale etmedi. Dolayısıyla o normun olması illa uluslararası toplumun o norm ekseninde hareket edeceğini garanti etmiyor. Ama evet, kolaylaştırıyor. Aradaki fark o. Şimdi biraz belki paketi konuşmaya başlayabiliriz. Ona geleceğiz. Ama önce Darya ile devam edelim. Küçük bir reklam arası var. Ona gelmeden hemen. Şimdi Darya, Wall Street Journal'ın Moskova muhabirlerinden. Dolayısıyla önce biraz tanıtayım. Moskova muhabirlerinden. Şimdi Kahire'de çalışmalarını devam ettiriyor. Ve zaten çok hareketli ve epeyce de çetin bir görev, Kahire'deki görevi. Bize de bu akşam gerçekten de tam sadede gelmemizi sağlayacak sorularda yardım edecek. Darya, şimdi şunu sormak istiyorum. Rusya'nın teklifinin Rusya tarafından algılanışı ya da tarifi nedir? Oradan bakıldığında bu teklif nasıl gelişti? Ve şu anda ne tür bir çözüme ya da ne tür bir sürece bizi, bütün dünyayı ne tür bir sürece sokacak? Ve bu aynı zamanda Amerika'ya karşı kazanılmış bir zafer olarak da algılanıyor mu acaba? Şimdi Rusya'nın rolü çok ilginç aslında başlangıçtan beri ve son iki günün son derece ilginç olduğunu gördük. Çünkü konuşmaları kimyasal silahlar çerçevesinde değiştirebildi Rusya. Yalnızca bir hafta önce saldırıdan bahsediyorduk, askeri müdahaleden bahsediyorduk Suriye'ye yönelik. Şimdi ise Obama yönetimi tamamen farklı konulara odaklanmakta kimyasal silahlar noktasında. Dolayısıyla bence bu Putin yönetimi için... New York Times'teki yazısına bakacak olursak, çarşamba günkü yazısına, işte bu bir zafer. Dolayısıyla tarihin bir parçası olmayı başarabildi Putin bölgede Rusya adına ve daha fazla liderlik rolünü üstlenebildi Suriye'ye yönelik olarak. Çünkü Rusya'nın çok fazla enerjiye yönelik ve siyasi çıkarları var. Gaz ve petrol konusunda çıkarları var. Dolayısıyla Libya'daki hatalarını tekrar tekrarlamak istemiyor Rusya Suriye'de. Dolayısıyla Libya'daki şeylerin Rusya'da olmasını istemiyoruz. Darya, peki bu Vladimir Putin'in New York Times'daki yazısı Amerika'da da çok konuşuldu. Açıkçası bu diplomasi trafiğini izleyen herkes de üzerinde çokça durdu. Orada bahsettiği birkaç nokta, altını çizdiği nokta, eğer Amerika Birleşik Devletleri Suriye'ye bir müdahale gerçekleştirirse terör artabilir uyarısı var. İran'ın nükleer programıyla ilgili Amerika'nın yaptığı çalışmalar sekteye uğrayabilir uyarısı var yine Putin'den. Sonra Filistin sorunu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da istikrar bozulabilir diye bir uyarı yapıyor Putin yine o New York Times'daki yazıda. Ve ayrıca da Amerika'nın güç kullandığında çok da karlı çıkmadığını hatırlatıyor Afganistan örneğiyle. Şimdi buradan yola çıkacak olursak Putin'in bütün bu argümanları üzerinde teker teker düşünüp listeleyip Amerikan kamuoyuna seslendiğini, New York Times aracılığıyla seslendiğini de görüyoruz. Yalnız bu tartışmalar içerisinde öne çıkan bir soru da peki Putin'in argümanı budur. Fakat bu argümanlar yapılırken acaba Washington'la ne kadar bir işbirliği sağlanmıştır, bir kooperasyon içinde bu hazırlanmıştır, ne kadarı Moskova'nın kendi inisiyatifidir tamamen sorusu da tartışılıyor. Yani bütün bu az önce sen de söyledin, tamamen Suriye konusu değişti. Biz müdahaleyi konuşuyorduk, şu anda Rusya'nın teklifini konuşuyoruz. Bu Rusya'nın dehası mıdır, diplomatik dehası mıdır, yoksa Washington'la zaten belki de G20'de detayları konuşulmuş bir hamle midir? Bu Rusya'nın inisiyatifi, bu konuda hiçbir şüphemiz yok. Dolayısıyla bu inisiyatifte Rusya liderliği aldı ve son derece net bir konumu vardı. İşte önerimiz bu dedi. Dolayısıyla Rus yönetiminin kredibilitesi de dikkate alındı. Bugün de gördüğünüz gibi New York Times'taki yazıda pek çok öneri dile getirildi. Putin'in pek çok önerisi oldu. Dolayısıyla işte burada Rusya ile Amerika'nın
Avrupa'nın konumundaki farklılıkları gördük. Bence şu an öneriye bakacak olursanız, G20 sözleşmesindeki önerilere bakacak olursanız ve yapılan görüşmelerin başarısız olduğunu göreceksiniz. Çünkü Rusya ve Amerika'nın hala nihayetinde Suriye konusunda pek çok anlaşmazlığı söz konusu. Tüm tarafları masaya getirmek son derece zordu görüşmeleri yapabilmek için. İşte bu ufak gündemde bile, bu kimyasal silah gündeminde ve bu kimyasal silahları teslim etme konusunda bile anlaşmaya varıp varmayacakları çok net değil. Reklama gidelim mi şimdi? Çünkü derinine gireceğiz ondan sonra konuların. Bir reklam arası verelim. Ondan sonra da teklifin, Rusya'nın teklifinin detaylarını konuşalım. Şimdi efendim, bu teklifin nereden geldiğini netleştirdikten sonra teklifin içeriğiyle ilgili biraz konuşmakta fayda var. Çünkü içeriğindeki detaylar aslında hepimizi ilgilendiriyor ve işin özünü oluşturuyor. Sinan Bey, size sormak istiyorum. Bu teklifin içeriğine nasıl işleyecek, nasıl yürüyecek? Aslında bunun imkan dahilinde mi yoksa imkansız bir sürece mi giriliyor sorusunun cevabı olacağını da umuyorum. Cevabı çok zor bir sürece giriliyor. Yani bunun imkansız olduğunu söylemek mümkün değil. Eğer gerçekten irade varsa bunun sonuçları alınır. Ama çok zor bir süreç. Çok çeşitli zorlukları var. Onları da anlatırız zaman olursa. Şimdi sürecin benim gördüğüm kadarıyla 4 farklı aşaması olacak. Bunlardan birincisi, ki bugün bu aşama başladı, Suriye'nin şu an itibariyle dışında kalmış olduğu kimyasal silahların kullanımını yasaklayan anlaşmaya taraf olması. Bunu bu anlaşmaya 189 ülke taraftır dünyada. 7 ülke taraf değildir. Bunlardan bir tanesi Suriye. Bölgede taraf olmayan 2 ülke daha var. Mısır ve İsrail bu arada. Dolayısıyla ilk aşama Suriye'nin buna taraf olması. Bugün Suriye mektup yazarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine söz konusu sözleşmeye taraf olmak istediğini beyan etti. Dolayısıyla bugün itibariyle sürecin ilk adımı atıldı aslında. İkinci aşama 30 günlük bir süredir bu. 30 gün sonra eğer bu başvuru kabul edilecek olursa, ki edilmemesi için çok büyük bir neden yok. 30 gün sonra Suriye resmen bu sözleşmeye taraf olacak. Ondan sonra ikinci aşamaya geçilecek. İkinci aşamada Suriye elindeki kimyasal silah stokunu ve kimyasal silah üretmek için bu kurmuş olduğu tesisleri, elde bulundurduğu kimyasal malzemeyi, yani oldukça geniş aslında bir bilgiyi Birleşmiş Milletler denetçilerine iletmekle mükellef. Dolayısıyla Suriye öncelikle bu adımı atacak. Bunun bir süresi var mı? Onu planda göreceğiz, onu daha bilmiyoruz. 30 gün gibi bir teklifte bir şey var. Onu Amerikalılar istiyor. Onu Amerikalılar reddetmiş, 30 gün bekleyemeyiz demişler. Evet, dolayısıyla onu planda göreceğiz nasıl olacağını. Yani 30 gün içerisinde bunu hazırlayıp iletebilirler mi bilmiyorum. Ama her halükarda böyle bu bilgilerin iletilmesi gerekiyor. Üçüncü aşama ise uluslararası denetçilerin bu kez gidip yerinde verilen bilgilerin yerinde teyit etmeleri, bu deklare edilen işte stokları görmeleri, merkezlere girmeleri ve bütün bunların yapılan deklarasyonlarla, bildirimlerle uyumlu olduğunu saptamaları. Nihayet dördüncü aşamada bunun imha aşaması. O başlı başına zor bir aşama zaten, kimyasal silahların imha edilmesi. Ama görebildiğimiz kadarıyla planın 4 aşaması bu. Şimdi bunun bir de bir siyasi zarfı var bu planın. Çünkü bu hani bir hukuki boşlukta yürümeyecek. Bunun bir siyasi ve hukuki zarf çerçevesi olacak. O da bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı. Şu anda Amerika ile Rusya ve dolaylı olarak Suriye tarafından müzakere edilen bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı var. Buradaki temel mesele de aslında şu noktada düğümleniyor. Amerika ve Batı, Fransa'da ve İngiltere'de şunu istiyorlar. Eğer sürecin bir noktasında Suriye işi rayından çıkarırsa Suriye'ye silahlı müdahale hakkı olsun. Çıkaracağından eminler çünkü. Rusya da diyor ki yok, böyle şey olmaz diyor. Buna iyi niyetle yaklaşmak lazım. Böyle daha en baştan silahlı müdahaleye evet diyen bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına biz kabul etmeyiz diyor. Bu Rusya'nın tutumu. Bugün Esad bir konuşmasında buna kendi açısından 2 tane daha şart getirdi. Ki bu Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiriyor. Şartlardan bir tanesi, Amerika'dan taahhüt istiyor Esad. Yani vurulmayacağına dair, eğer bu öneriyi kabul ederse. İkincisi de uluslararası toplumdan kendisinin terörist olarak adlandırdığı, dünyanın gerisini Suriye muhalefeti olarak mütalaa ettiği gruplara
silah transferinin durdurulmasını istiyor. Bu da Suriye'nin şartları. ABD'nin durdurulmasını istiyor diye ben onu ABD'nin durdurulmasını istiyor. ABD'nin muhalif gruplara silah yardımını durdurmasını istiyor diye okudum ben onu. Yok, onu silah yardımını durdurulmasını bütün istiyor. Bütün ülkeler. Dolayısıyla... Ama tabii ABD de orada ancak kendi tarafını taahhüt edebilir. Onu göreceğiz. Peki bu az önce saydığınız şartlar üzerinden benim birkaç sorum olacak size Sinan Bey. Çünkü bu teklif etrafındaki uluslararası bürokrasiyi biz çok konuşuyoruz ama teklifi iyi anlamamız lazım. Çünkü bir noktada biz Türkiye buna nasıl bakıyor da geleceğiz. O yüzden bir detayları anlayalım. Şimdi sizin az önce saydığınız o adımlar içerisinde 30 gün süresinden bahsettiniz. BM denetçilerine iletecek. Ondan sonra o denetçiler yerinde bunu teyit edecekler. Yani Suriye diyecek ki bizim envanterimizde şunlar var. Sonra BM denetçileri gidecekler. Öyle mi diyecekler? Bahsedilen yerlerde bunun teyidini yapacaklar. Evet. Şimdi burada akla gelen bir soru. İç savaş devam ederken böyle bir şeyin ne kadar fizibilitesi olur? Ne kadar mümkün olur? BM denetçilerinin oraya girip hakikaten belirtilen adreslerde o envanterde söylenen kimyasal silahlar var mı yok mu kontrol etmek. İç savaş varken ne kadar mümkün? Tabii yani zaten şimdi başta da hani bunu kısaca özetlemeye çalışırken onu altını çizmeye de gayret ettim. Bu planın fiiliyata girmesi, sokulmasında önemli zorluklar var. Birinci zorluk sizin bahsettiğiniz zorluk. Hali hazırda iç savaş ortamında olan bir ülkede bütün bu çalışma, yani daha denetçilerin gitmesi, denetçilerin bütün bu tesislere girmesi, tesislerde kontrolü yapması ve ondan sonra da imha çalışmalarına başlanması nasıl olacak? Çok büyük bir soru. Şimdi uluslararası toplumun örneğinde, önünde aslında bir Libya örneği var. Libya biliyorsunuz 2003 yılında Kaddafi artık bir genel yaklaşım değişikliğine gitti. Hem işte teröre destek olmayacağını ifade etti, hem de elindeki kitle imha silahlarını teslim etti. Libya'nın elinde o dönem deklare edilmiş, Birleşmiş Milletler'e aynen bu usul çerçevesinde deklare edilmiş kimyasal silah stokları vardı. Bunlar bugünkü Suriye'nin stoklarıyla karşılaştırdığımızda son derece düşük stoklardı. Yani bugün uluslararası toplumun Suriye'de tahmin ettiği kimyasal silah miktarı yaklaşık 1000 ton. Bu rakamı okuyoruz. Libya'nın elindeki stok 25 tondu. Deklare ettiği stok. Ondan sonra işin ilginci, Kaddafi devrildikten sonra yeni stoklar bulundu Libya'da. Bu rakamı çok daha yukarıya çeken. Ama elinde de yaklaşık 1300 ton ilave Libya'nın kimyasal silah oluşturmak için gerekli kimyasal materyal vardı. Onu da deklare etmişti. Şimdi buradan, yani bu şu açıdan önemli. Birinci sorun tabii ki iç savaş ortamında bu nasıl yapılacak? İkinci sorun, oraya giden denetçilerin güvenliğini kim sağlayacak? Çünkü birisini sağlaması lazım. Yani bunu tamamen Suriye rejimine bırakamazsınız. Üçüncüsü, fiili kimyasal silahların bulundukları yerlerin fiziksel denetimi ve güvenliği kimin tarafından sağlanacak? Çünkü şu anda muhalefetin, yani şunu biliyoruz en azından, kimyasal silahların stoklandığı varsayılan bazı yerlere muhalefet saldırısı altında. Şimdi bu savaş öncesinde yaklaşık 40 farklı yerde rejimin bu kimyasal stokları tuttuğu tahmin ediliyordu. Son yapılan tahminler bunun bazı yerlerde toplandığı ve 19-20 kadar yere yerli sınırlandığı. Dolayısıyla nihayetinde denetçilerin gideceği bu 20 tane merkez olacak kimyasal silahlar için. Ama bir, bu tesislerin güvenliği nasıl sağlanacak savaş ortamında? Denetçilerin güvenliği nasıl sağlanacak? Ve hangi şartlarda orada gerçekten çalışabilecekler? Bu ne kadar sürecek? Bu arada da bir fiili, bu fiili bir ateşkesi de çağıran bir durum, gerektiren de bir i̇şte durum. İşte iş aslında o noktaya gidiyor. Yani çünkü bir ateşkes olmadan, en azından bölgesel bir ateşkes olmadan bunun fiiliyata, fiilen yürümesi pek mümkün değil. Peki imha aşamasıyla ilgili ne dersiniz? Yani çünkü kimyasal silahların imhası ile ilgili de ciddi soru işaretleri var kafada. Çok yani zor orayı bir vuramıyorsunuz iş o. Çünkü yayılabilir deniyor. Evet. İmha edemezsiniz deniyor. Transfer edemezsiniz deniyor. Onunla ilgili detay nedir? Çok zor bir iş o. Maliyetli bir iş. Gene Libya örneğinden hareket edecek olursak, şu anda Suriye'nin tahmin edilen kimyasal silah stoklarının
imha edilmesi için tahmin edilen süre 5 yıl. Evet. 5 yıl boyunca bu imha işleminin yürütülüyor olması gerekiyor. Bu stoklardan arındırmak için ülkeyi. Bunun yürütülebilmesi için öncelikle bu kimyasal silahların yok edileceği bir yapının oluşması lazım. Mesela Libya'da o yapıldı. Uluslararası toplum Libya'ya gitti, yeni bir tesis inşa etti. Tek amacı kimyasal silah stoklarının yok edilmesi amacını taşıyan bir tesis inşa etti ve orada bu işlem yapıldı. Bu hem zahmetli bir iş hem riskli bir iş. Üstelik Libya'dan farklı olarak Suriye'de gördüğümüz o ki bu yani kimyasal silah kullanıldığı için bunu net olarak söyleyebiliyoruz. Silah haline getirilmiş bu stoklar. Yani Libya'da öyle değildi. Libya'da silah haline getirilebilecek kimyasallara el koydu Birleşmiş Milletler denetçileri. Suriye'de halen silah haline getirilmiş mermilere, füzelere, roketlere başlık olarak yerleştirilmiş kimyasal silahlardan bahsediyoruz. Bunların elimine edilmesi, ortadan kaldırılması daha da zahmetli bir iş. Burada hatta bazı raporlar şunu da ifade ediyor. Şimdi bunun iki yöntemi var kimyasal silah stoklamanın hele bir başlık haline getirdinizse. Doğrudan kimyasalları karıştırıp başlığı hazır hale getirebilirsiniz. Ya da başlığın içerisinde iki ayrı hazne oluşturarak o hazneleri roket fırlatıldıktan sonra bir araya gelerek o kimyasal silah oluşturmalarını sağlayabilirsiniz. Şimdi Suriye'de ikisi de var üstelik. Yani hali hazırda o başlığı açtığınız anda çok büyük tehlike yaratacak kimyasal stok olduğu, kimyasal silah olduğu gibi içinde farklı başlıkların içinde farklı haznelerin bulunduğu yapılar da var. Bu dolayısıyla hani bu durumu özetlemek gerekirse son derece zor bir egzersiz. Hele hele iç savaşın sürdüğü bir ortamda bugüne kadar hiç yapılmamış bir egzersiz. Onun için bu nasıl yürüyecek? Burada ciddi kuşkular var. Fena halde de suistimali açık görünüyor bir yandan. Çünkü aynı zamanda bütün bunlar çok ilginç bir teklif ve çok da ilgi çekmiş olmasına rağmen Beşar Esad yönetimine gerçekten de vakit kazandırıyor. Hatta yeni şartlar öne sürmesinden de anlaşıldığına göre bu durumu, bu pozisyonu değerlendirmekte istiyor sanki. Bir de tabii yani burada gündemdeki, masadaki başka bir soru da şu oluyor. Obama için Suriye'de kazanım sağlamak Esad'ın kimyasal silahlarını elden çıkarması mıdır sadece? Yani o zaman da şöyle bir soru daha doğuyor. Bu gittikçe karmaşıklaşan resimden geçmiş 2,5 senenin hesabı ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri ne düşünüyor, ne adım atmayı düşünüyor gibi. Şimdi bu sorulara tekrar biraz daha dönelim. Washington eksenine dönelim orada. Çünkü telefon attığımızda Brookings'ten Sayın Ömer Taşpınar var. Ömer Bey, iyi akşamlar.